Sayın Başkanımla göreve geldiği günden bu yana. 5 başkan adayının yarışacağı Bodrum Kent Konseyi Seçimli Genel Kurulu Cuma günü yapılacak. 4 başkan adayı Çarşamba günü Kent TV ekranlarında Ayhan Ongun'un hazırlayıp sunduğu Açık Görüş programına konuk olarak hedeflerini açıkladı. Yaklaşık 20 yıldan beri yaşamını Bodrum'da sürdüren 61 yaşındaki bir çocuk annesi Çiğdem Erko da Bodrum Kent Konseyi'nin Bodrum Ticaret Odası'nda yapacağı seçimli olan genel kurulda adaylığını açıkladı. Bodrum Kent Konseyi binasında adaylığını basın açıklamasıyla duyuran Erko, "Bodrumlular Kent Konseyi'nin misafiri değil, ev sahibidir." diyerek sözlerine başladı. Çiğdem Erko şöyle devam etti. Bildiğiniz üzere yarın Kent Konseyi'nin olan genel kurulunu gerçekleştireceğiz. Adeta bayrak yarışı gibi gördüğüm bu süreçte emin olunmalıdır ki, kesin olan elden ele, yürekten yüreğe, kente ve hayata sahip çıkma bilinciyle yükselen bayrağın yere düşmeyecek oluşudur. Olağan kongremiz sadece konseyimiz açısından değil, Bodrum içinde yeni bir nefes anlamı taşıyacaktır. Kent Konseyi'nin yarın yapılacak olağan kongresindeki başkanlık adaylığımı tam da bu noktada ifadelendirebilirim. Yeni bir buluşma diyorum. Kent Konseyi'nin şu ana dek aslında içerisinde aktif olarak yer aldığı mücadele ve kent kimliğine sahip çıkma mücadelesi oldukça anlamlıdır. Son derece kıymetlidir ve kutsaldır. Ancak bu eksikliğimizi gözden bırak tutamayız. Kenti ancak kentin yaşayanlarıyla bütünleşerek, onları da kendi hayatlarına müdahil olmaya davet ederek kimliğiyle buluşturabiliriz. Burada tamamı bizlerden kaynaklanmayan eksiklikler olduğunu düşünüyorum. Yani konsey, kent ile buluşabildiği ölçüde kentin konseyi olabilir. Bu ön kabul dahi adım atmamız için yeterlidir. Aksi durumda yani kent ile bütünleşmemiş bir konsey, tepede bir takım elitin entelektüel faaliyet yürüttüğü bir meşgale alanı olarak kalır. Birileri kent adına bir şeyler yaptığını iddia eder, ancak kent bundan habersiz kalır. Bu da ayrı bir yabancılaşmadır. Bu anlamda samimiyeti önce kendi içimize yakalayacağız. Bu olmaksızın kente dokunamayız. Dokunamadığımız, hissedemediğimiz hiçbir şeyse bize ait değildir. Yeni bir şeffaflık diyorum. Kent konseyinin alabildiğine şeffaf hale getireceğiz. Şu ana dek konsey çalışmalarında asla şeffaflık yoktu gibi algılanmasın. Ama anlatmak istediğim şudur. Kapıları sadece kentin yaşayanlarını açmaktan ziyade tamamen ortadan kaldırmaktır. Hatta sadece kapıları açmak değil, arada görünen, görünmeyen tüm duvarları da yıkmaktır. Şeffaflık tek başına saydam oluş gibi algılanmamalıdır. Hayat ile aradaki sınırların, dikenli tellerin ortadan kaldırılışıdır. Bu şeffaflık anlayışı kent konseyini hayatla buluşturacaktır. Sınırların, duvarların ortadan kaldırılışı ise hayatın dinamizmini kent konseyine taşıyacaktır. Şeffaflık konseyimize kent yaşayanlarının yönetim ve denetim mekanizmalarında katılımının olmazsa olmazıdır. İnsanlar ait olduklarını hissetmedikleri hiçbir yerde kendini ifade etme gereği duymazlar. Bu nedenle Bodrum yaşayanları kent konseyinin misafiri değil, tam tersi ev sahibidir. Bodrum Ankara'dan değil, Bodrum'dan yönetilmelidir, yönetilecektir diyerek açıklamasına devam eden Erko sözlerine şöyle devam etti. Bu vesileyle diğer 4 aday arkadaşıma da yarınki kongrede başarılar diliyorum. Kazanan kim olursa olsun asla kaybeden herhangi birimiz olmayacaktır. Eminim ki kazanan Bodrum olacaktır. Ancak şu gerçeği görelim. Bodrum'da hayat giderek hantallaşmaktadır. Bu hantallık kangren olmaya yüz tutmuş sorunlar üretmektedir. Kendisini yenilemiş bir kent konseyi Bodrum'u da yenilenmesinin muhteşem bir katkı sunacaktır. Kendisini değiştirmiş bir kent konseyi Bodrum'u da değiştirecektir. Unutmayalım, yenilenmeye açık olmayan yenileyemez. Değişime açık olmayan değiştiremez. Ve yine unutmayalım ki bu bereketli toprakların değişime ve yenilenmeye ihtiyacı var. Hem de ekmek kadar, su kadar, hava kadar. İklimimiz buna çok uygun. Yeter ki yeni bir hayata doğru bir adım atalım. Hayat bizi bağrına basacaktır. Bunun dışında dün Bodrum'un payına maalesef bir kabus düştü. Bir kabusla uyandık. Torba Mahallesi'nde 2011 yılında DSİ tarafından düşünen su boru hattı patladı. Ben de Bodrum'da oturan bir vatandaş olarak gittim gördüm. Mahalle adeta sular altında kaldı. Bu nedenle bugün Yalıkavak, Göltürkbükü ve Gündoğan mahallelerine su verilemeyecek. Bir günün kesintinin gerçekten hiçbir önemi yok. Ama Geyik Barajı'ndan gelen ve kent yaşayanlarına sorulmadan
Alelacele ihaleyle verilen proje her yerinden 1200'den fazla kez patladı bugüne kadar. Ve Kabakdere Mahallesi'nin biz kent yaşayanlarının başına patlamakta. Dün Torba'da evler ve otellerin sular altında kaldığını üzüntüyle izledim. Konuştuğum bir otel sahibi bu sezonun başlamadan bittiğini söylerken tarifsiz bir çaresizlik ve üzüntü içindeydi. Dünkü tarihsiz patlama kentin gerçek ihtiyaçlarının kentlilere sorulmadan planlanmasının yaratabileceği kötü sonuçlar için iyi bir örnektir. Göz göre gören patlamadan zarar gören Torbalılara ve turizmcilere bu vesileyle aynı zamanda Kent Konseyi adına da geçmiş olsun dileklerimi iletirim. Patlamanın tahribatlarını gidermeye çalışan Bodrum Belediyesi ve Muğla Belediyesi'ne kolaylıklar dilerim. Yine bu tarihsiz patlama gösteriyor ki kente rağmen kente sorulmadan dayatılan her yatırım veya proje dünkü gibi patlamaya namzettir. Ve farkına varalım. Dün Torba'da patlayan sadece ishalatlı değildir. Dün Torba Mahallesi'nde patlayan ana isale hattına da değinen Çiğdem Erko, yine bu talihsiz patlamada gösteriyor ki kente rağmen kente sorulmadan dayatılan her yatırım veya proje dünkü gibi patlamaya namzettir ve farkına varalım. Dün Torba'da patlayan sadece isale hattı değildir dedi. Bodrum Kalesi ile ilgili de açıklamalarda bulunan Erko sözlerini şöyle noktaladı. Bir de Bodrum Kent Kalesi'nden kısaca söz etmek istiyorum. Bu bizim biliyorsunuz kimliğimiz. Çünkü kent kimliği derken asla AVM'leri, gross marketleri, iş marketleri, merkezlerini kastetmiyoruz. En önemli tarihsel, kültürel kimliğimiz Bodrum Kalesi. Ancak ilgili bakanlık tarafından Bodrum Kalesi'nde yapılan restorasyon çalışmasının adeta bir arkeoloğu ağlatır düzeyde deformasyon çalışması olduğunu anlatan bir değerlendirme yazısını göndermiş bir arkeolog arkadaşım. Henüz görmedim kaleyi ama yine yeri gelmişken kentin yaşayanlarının arkeoloğu, mimarı, teknik meslek uzmanı, bilim adamı, akademisyenleri konusunda uzmanlaşmış çok değerli insanların yer almadığı her proje başarısız olmaya, hatta geri dönüşü zor sonuçlar yaratmaya ve kentin sağlıklı gelişimine engeldir. Bu vesileyle Bodrum Kalesi'nde restorasyon çalışmasının devam ettiğini ve müdahil olmakta çok geç kalmadığımızı da ifade etmek istiyorum burada. Çünkü bu her bir sur kentin tarihsel bir kilometre taşıdır. Kazanacağımız her bir sur. Değerli basın mensubu arkadaşlarım, görüldüğü gibi hayat oldukça hareketli ve an be an karşımıza yeni gelişmeler çıkarıyor. İşimiz çok, yolumuz uzun ancak aydınlık. Kent Konseyi, kent kimliğimizi sahiplenmemiz açısından iyi ve olumlu bir gelenektir. Bu geleneğin üzerine aydınlık bir gelecek kurmak pekala mümkün. Zaten geleneği olmayanın geleceği de olmaz. Bugünden geleceği istiyoruz. Yarınki Kent Konseyi Genel Kurulu bu anlamda bir gelecek kongresidir. Geleceği istiyoruz. Yeni bir gelecek için elimi taşın altından çekmiyorum. Yeni bir Bodrum'a katkı için emekle ve yürekle Bodrum Kent Konseyi Başkanlığı'na adayım. Teşekkür ederim saygılarımla.